hem Mehmet Büyükekşi'nin adaylığına hem de içerideki toplantının atmosferine göre? Sayın Büyükekşi ile beraber bugün vakfımızı ziyaret etti. Kendisiyle sorunları tartıştık. Zaten biraz sonra konuyla ilgili kendisi açıklama yapacak. Dolayısıyla benim bir açıklama yapmama gerek yok. Yani şu anda çünkü içeride konuşulanlarla ilgili size biraz sonra detaylı bilgi verecek Mehmet Büyükekşi. Siz ve dolayısıyla Galatasaray Kulübü'nün Büyükekşi adaylığını destekliyor musunuz? İmza verecek misiniz? Evet, verdik. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mehmet Büyükekşi'nin adaylığıyla ilgili sıkıntısı bazı çekinceleri olduğunu ifade etmişti. Bununla ilgili bir düşünceniz, görüşünüz var mı? Valla bizim, ben cumartesi seçim oldu. Yarın mazbata törenimiz var. Dolayısıyla bugün toplantıya katıldım. Konuyla ilgili bir herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Sayın Koç'un niye verip vermediği konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Sayın Başkan, şunu da soralım. Belli bir dönem uzak kaldınız Türk futbolundan. Evet. Tekrar döndünüz başkanlığa. Bu olduğunuz, olmadığınız sürede, geldiğiniz şu süre arasında içeri toplantıda da konuşuldu. Türk futbolunun geldiği noktaya ilgili bir değişim olmuş mu? Yorumunuz ne olur? Problemlerin büyük bir kısmı aynen devam ediyor. En önemli konulardan bir tanesi pastanın küçülmüş olması. Dolayısıyla yani pandemi olaylarının büyük ölçüde futbol ekonomisini etkiledi. Düzeltmek için hep beraber el birliğiyle çalışacağız. Peki, yabancı konusunda kulüptör olarak talep ediyoruz. Sayın Büyükekşi biraz sonra açıklama yapacak. Peki, çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin, iyi çalışmalarım. Sağ olun, teşekkür ederim. Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Açıklamalar geldikçe döneceğiz zaten. Dursun Özbey'in açıklamaları geldi. Yavaş yavaş beklenen açıklamalar yani gelecek herhalde. Yani programın ilk saatlerinde dediğimiz gibi, yani sonuçta kulüplerin istek ve talepleri var. Yani karşıdaki kişi de şu anda bir numaralı ve kuvvetli ihtimal ki TFF Başkanı olacak. Yani bununla bahsettiğimiz konular vardı. Tekrar üzerinden geçersek yayın meselesi, yabancı meselesi, yeni spor yasası, yani kulüplerin derdi, şu anki en büyük dertleri bunlar. Bunlarla ilgili muhtemelen karşılıklı işte Sayın Başkan'ın da bahsettiği gibi bir görüş alışverişi oldu. Tabi burada Büyükekşi'nin yapacağı açıklamalara bakmak lazım. Yani bu taleplerle ilgili ne düşünüyor? Hı hı. Yabancı meselesiyle ilgili eğer TFF'nin koltuğuna oturursa kulüpleri tekrar 8+3 şeklinde mi devam edecek? Belki rakam verdi, biz de bu işi hallettik. Yayın meselesiyle ilgili şöyle bir şey olacak diye ya da yeni kulüplere yeni kaynak oluşturabilecek bir takım formüller üzerinde çalıştıklarını belki açıklamıştır. Belki birazdan kamuoyuna bunları da ifade eder. Yani umarız ki Sayın Başkan ne dedi? Sorunlar devam ediyor. Evet, yani bir sürü sorun var. Burada önemli olan bir yol almak ve ortak bir şekilde fikir birliğiyle bu sorunları çözmek. Yani A kişi başkan olur, B kişi başkan olur, C kişi. Yani hani şöyle bahsediyorlar ya, marka değeri, marka değeri. Yani ligin marka değerini gerçekten yani çok var da yere indirmemek lazım. Birliğine. Evet.